Cumhurbaşkanı'nın genel olarak Türkiye'ye karşı sempatisinin devam ettiğini söylemek mümkün. Milli mücadele döneminde var olan bir sempati var İtalyanlar bakımından. Bu işte İzmir'in işgalinin Yunanlar tarafından yapılmasına karşı bir tepki, müttefikleriyle ilişkilerine bir tepki olarak da görülebilir. Ama Türk İstiklal Savaşı'na karşı bir sempati söz konusu İtalyan kamuoyunda. Cumhuriyet döneminde ise siyaseti yönlendirenler, siyasetçiler, devlet adamları ve onların yönlendirmesiyle basının Türkiye'ye karşı tavrını birazcık da bizim onlara karşı tavrımız şekillendirmiştir. Şu noktaların altını çizebilirim buna rağmen. Türkiye'nin modernleşmesi konusundaki çabalar kesinlikle takdir edilmiştir. Hem bunu İtalyan basınında görmek mümkün, hem Türkiye'deki İtalyan temsilcilerin gönderdikleri raporlarda görmek mümkün. Mustafa Kemal Paşa'nın çağın çok önemli bir lideri olduğu algısı mutlak ve muhakkaktır. Mustafa Kemal'in başarılarının övüldüğü, takdir edildiğini söylemem mümkün. Türkiye'nin bir Doğu İmparatorluğundan batılı, modern, çağdaş bir dünya devleti, Avrupa devleti haline gelmesinin bu Atatürk liderliğindeki inkılaplarla gerçekleştiği kabulü söz konudur İtalyan kamuoyu bakımından. Şunu da söylemem lazım, kesinlikle Türkiye-İtalya ilişkileri bakımından göz ardı edilmemesi gereken bir nokta ticaret. Ülke arası ticaret, ilişkilerde ticaret hep belirleyici olmuştur. Ama zannediyorum bu dönemde Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerde çok daha belirgindir. Öyle bir şey tablo ki bir yandan her an bir saldırı, tehdit, askeri çıkarma yaşanabileceği endişesi hakimken İtalya bizim dış ticaretimizde bu 1920-30'larda en kötü ihtimalle 3. sıradadır. Dolayısıyla ilişkilerin olumlu bir havaya girmesinde ticari yakınlıkta rol oynamıştır. Dolayısıyla İtalyan kamuoyu bunun da farkındadır. Bir başka noktada Türkiye'de yaşayan İtalyanlar ve Türkiye'de bunların ihtiyaçlarını karşılamak için var olan kilise gibi, mektep gibi, ticaret odası gibi çeşitli kurumlar vardır. Dolayısıyla kamuoyu aslında Türkiye ile dostane ilişkiler içerisinde olmanın İtalya'nın da yararına olduğu gerçeğine birazcık daha baskın olarak siyasetçilerine gösterebilmiştir. Çünkü bir öbür şeyde hemen yanı başınızda Rodos-Oneg adadaki İtalyan varlığı nedeniyle ilişkilerin dostane olması Türkiye'nin, Türklerin lehine olduğu kadar İtalya ve İtalyanların da lehinedir. İtalyan kamuoyunda Türkiye'ye, Atatürk'e karşı, Türkiye'nin başardıklarına karşı bir sempatinin var olduğunu söylemem mümkün. Bunu söylerken şunu da eklemek gerekir. Daha baskın bir İtalyan bakış açısı söz konusuyken 1920'lerde Türkiye'nin başarılarıyla, kazanımlarıyla ve dünya siyasetinde yer edindiği itibarlı yer nedeniyle Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin daha eşit pozisyona geldiğini ilave edebilirim.